Yıl 1943. Genç Mustafa'nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper bir şey. Çünkü özel sektör falan yok. Bizimki kütüphanede heyecanla kurları bekler. Bir gün olur, beş gün olur, gelen giden yok. Etraftakilerle konuşur. Herkese anlatır. Bakın kütüphane bomboş duruyor. Gelin kitap okuyun. Gelen giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir. Yahu kardeşim oturduğun yerde otur işte. Maaşını düzenli alıyor mu? Alıyorsun. Alıyorum demişti. O da cevap vermiş. O zaman ne karıştırıyorsun ortalığı? Gelen giden olsa maaşın mı artacak? Başına daha fazla bela açacaksın. O kütüphaneye yıllardır kimse gelmez zaten. 23 yaşındaki genç memur ne yapayım, ne edeyim diye düşünür durur. Sonunda aklına bir fikir gelir, eşine söyler. Eşi önce deli misin bey der ama kocasının bir şeyler üretme, işe yarama çabasını yakından görünce fikri kabul eder. O dönem devletteki amirlerinin çıkardığı tüm engellerin tek tek binbir güçlükle üstesinden gelir. Çünkü o zaman da şimdiki gibi aman bir şey yapmayalım da başımıza bir şey gelmesin. Çalışsan da aynı maaş, çalışmasan da zihniyeti aynen var. O bıyıklı, kravatlı, asık yüzlü, sigara kokan, arkalarındaki Atatürk resminden utanmayan ama ülkesine gram faydası da olmayan bürokratları zorlukla ikna eder ve bir eşek alır. Evet yanlış duymadınız, bir eşek alır. İki tane de sandık yaptırır. İki sandığa kalınlığına göre 180-200 kitap sığar. Sandıkların üstüne kitap iade sandığı yazar. Kitapları eşeğe yükler ve köy köy gezmeye başlar. Kütüphaneye de bir yazı asar. Sadece pazartesi ve cuma günleri açıyoruz. Köydeki çocukları şaşırtır bu davranışı. Eşeğe bir sürü kitap yüklemiş bir amca o gariban çocukların küçücük ellerine kitapları verir. Düşünün Noel Baba gibi. Noel Baba yalan. Mustafa amca ise gerçeğin ta kendisi. Geyikler yerine eşeği var. Eşek de daha da gerçek. Mustafa amca da daha gerçek. Çocuklar bunları okuyun aranızda değişin. 15 gün sonra aynı gün gelip alacağım. Aman yıpratmayın diğer köylerdeki arkadaşlarınız da okuyacak der. Mustafa artık Ürgüp'teki kütüphanede 1-2 gün durmakta. Diğer günler eşeği yüksele köy köy gezmektedir. Köylerdeki çocuklar eşekli kütüphaneciyi her seferinde alkışlarla karşılarlar. Kalpleri küt küt atar heyecandan. Sevinç içinde yeni kitapları beklerler. Mustafa amcanın ünü etrafa yayılır. Diğer devlet memurları makam odalarında sıcak sıcak oturup iş yapmazken Mustafa'nın eşeği yüksel yediği otu hepsinden daha fazla hak etmektedir. Zamanla insanlar kütüphaneye de gelmeye başlar. Mustafa bakar ki kütüphaneye kadınlar hiç gelmiyor. Zenit ve Singer'e mektup yazar. Bana dikiş makinesi yollayın. Firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım der. Zenit 9 tane, Singer 1 tane dikiş makinesi yollar. İlk sponsorluk faaliyetidir aslında Mustafa'nın yaptığı. Salı günlerini kadınlar günü yapar. Kumaşı alan kadın kütüphaneye koşar. 10 makina yetmediği için sıra oluşur haliyle. Sırada bekleyen kadınların eline birer kitap verir. Beklerken okusunlar diye. Okuma yazma oranının düşüktüğünü görünce halk evlerine okuma yazma kursları vermeye gider. Halıcılık kursları başlatır. Bölgede halıcılığı canlandırır. Bu arada valilik Mustafa hakkında dava açar. Kendi görev tanımı dışında davranıyor. 50 yaşına gelen Mustafa amca baskıyla emekli edilir. Mustafa amca köylüler arasında
adeta efsane olur. Yıllar geçtikçe köylerdeki çocuklar da okuma aşkı yerleşir. 2005 yılında Mustafa amca vefat eder. Tüm Kapadokya çok üzülür. Aralarında toplanırlar. Ürgübe eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz ve eşeğinin heykelini dikerler. Girişimcilik nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Bulunduğun yere yenilik katmalısın. Mutlaka adım atmalısın. Yaptığın iş olduğu yerde durup duruyorsa sende bir uyuzluk vardır. Arkadaş, insana insan var dokunduğu yere değer katar. İnsan var dokunduğu yere değer kaybettirir. Bakın, Nevşehir'den ve bu ülkeden nice müdür, amir, vali, bürokrat, milletvekili, politikacı geçti. Binlercesinin adını kimse hatırlamaz. Ama Mustafa Güzelgöz ve eşeğinin heykeli var. Eşeğinin adı, o yüksel eşek bile bugün günümüze kadar Nevşehir'de hatırlanıyor. Hoşça kal.